kafana koyduğunu beklemeden neden hemen yapmalısın? Konumuz bu. Şimdi bak şöyle örnek vereyim. Bir nehir var önünde. Sen şuradasın. Şöyle baktığında bir sandal var. Sandalın içerisinde altın var. Görüyorsun. Pırlanta, altın. Hepsi var. Çok değerli. Bütün dünyada değerli olan ne varsa hepsini oraya koymuşlar. Öyle düşün. Aile huzuru var. Bolluk, bereket var. Sağlık var. Güzellikler onun içerisinde. Görüyorsun bak orada duruyor. Oradan yavaş yavaş nehirle beraber o akıntıyla beraber geliyor. Sen aşağı yukarı önüne geleceğin saati kestiriyorsun. Ne zaman geleceğini kestiriyorsun. Ve önüne geldiğini düşün. Bir fırsat. Şimdi hemen karar vermelisin. O güzellikleri almaya hemen karar vermelisin. O anda karar verebilirsin. Çünkü 5 dakika sonra karar verirsen geçmiş olacak. O akımdan dolayı 10 saniye sonra karar versen geçmiş olacak. Artık senden geçti. Atı alan Üsküdar'ı geçti derler ya. Evet. Geçti borun pazarı hesabı. O geçti artık. Dolayısıyla bazı hayatında güzel kararlarla alakalı kararları hızlı vermelisin. İyi niyetlerle. İyi niyetle başlayacaksın. Niyet hayır, akıbet hayır çünkü. İyi niyetlerle aldığın kararlar sonu her zaman iyi oluyor. Niyet hayır, akıbet hayır çünkü. Niyet güzel, akıbeti güzel. Dolayısıyla o fırsat önüne geldiğinde karar vermelisin. Hemen almalısın o nimetlerden faydalanmak için. Hani şöyle bir söz var. Akıllı köprüyü arayana kadar deli suyu geçermiş. Evet. Sen akıl yürütene kadar, sen yorum yazana kadar, sen yargılayana kadar, sen laklak yapana kadar atı alan Üsküdar'ı geçer. Karar vermelisin. Konuşan insan mıyım? Yoksa yapan mı? Bir ayakkabı markası var bilirsiniz. Üzerinde sadece yap diyor. O kadar. Sadece yap diyor. Sana düşün demiyor. Hemen harekete geç. Karar ver. Yap diyor sana. Koş diyor. Spor ayakkabısı olduğu için. Koş. Bekleme, harekete geç diyor sana. Almanların da sözü var. Nicht reden, machen. Einfach machen. Yani sadece yap. Sıkıntı mı yaşıyorsun? Dibe mi indin? Harekete geç. Sana kötülük mü yapıldı? Harekete geç, karar ver. Seni aşağı mı çekiyor tavuklar? Karar ver, harekete geç. Yap sadece. Senin hakkında kötü bir şeyler mi söylüyorlar? Karar ver, harekete geç. Bırak yorum yapmayı, yargılamayı bırak. Ne bekliyorsun daha? Bu kadar güzel hazineleri, senin o içindeki o cevherleri, o içinde kullanmadığın, senin içindeki o güzellikleri, cevheri, yetenekleri kullanmayacak mısın? Ömrünü israf mı edeceksin? Kendini tanımadan ömrünü zayi mi edeceksin? Ne bekliyorsun artık? Karar ver. Önüne gelmiş, bollukla, güzellikle dolu sandal gelmiş önüne. Ne bekliyorsun daha? Ne düşünüyorsun? Al onu, kullan, değerlendir, kendini bil, ömrün zayi olmasın. Harekete geç daha. Neyi bekliyorsun? Benim sana tavsiyem, kararını güzelliklerle, iyi niyetlerle besle. Beklersen sadece fırsatları kaçırırsın. Beklersen ömrünü israf etmiş olursun. Beklersen rakiplerin ilerler. Onlar değerlendirir fırsatları. Sen yalnız kalırsın. Beklersen değerin azalır. 2000 yılından itibaren 3 senede bir bilim kendini, teknoloji kendini ikiye katladı. 3 senede bir. 3 senede bir. Yani 2000'den 2003 yılına kadar bilim, teknoloji ikiye katladı. Ve o tarihten itibaren hep ikiye katladı.
2018'den itibaren ise 2 yılda kendini ikiye katladı. Bilimsel olarak bunu ispatladılar değerli arkadaşlar. O yüzden sen şu anda durduğun yerde durur ve bir şey yapmazsan, harekete geçmezsen, karar vermezsen 2 sene sonra değerin %50'ye düşecek. Döviz gibi düşün ya. Bazı dövizler var. Senede %60 değer kaybediyor. Bazı dövizler var. Tutuyorsun, değer kazanıyor. Dolayısıyla sen bekledikçe değerin düşüyor. Çünkü her şey değişiyor etrafında. Bilim ve teknoloji kendini 2 senede ikiye katlıyor. Her şey değişiyor etrafında. Sen aynı kalırsan değerin düşüyor. O değersiz döviz gibi. Şimdi bununla alakalı hadis-i şerif var. İki günü bir olan ziyandadır. Ziyandadır yani israf. Ömrünü israf ediyorsun. Yani iflasa doğru gidiyorsun. Ağlamana, sızlamana gerek yok. Bunu sen istedin, sen karar verdin. Sana bağlı. Ya kazanmaya karar vereceksin, ya kaybetmeye karar vereceksin. Yerinde sayıklayarak. O yüzden sana söylüyorum. Artık ayağa kalk. Seni aşağı çeken ne varsa onlardan uzak kal. Dizileri, haberleri hayatından çıkar. Çünkü onlar seni ileri taşımıyor. Onlar sadece yerinde sayıklamanı ve tüketici olmanı istiyor o diziler. Ve o şekilde tüketen, üreten değil, tüketici olmak için seni hipnoz ediyor. Ya üretmeye karar vereceksin ya tüketmeye. Senin karar. Kendi düşen ağlamaz. Karar ver. İki günün bir olup ziyan mı etmek istiyorsun hayatını? İsraf etmek mi istiyorsun? Veya karar ver. Kendine zaman ayır, kendine bütçe ayır, kendini geliştir, şahsiyet gelişimi yap. Karar ver ve üretici ol. Bir şeyler üret, insanlara faydalı ol. İkisinden bir tanesini seçebilirsin. Bak, biz yıllardan beri kendine yatırım yapmaya karar veren insanlarla, ömrünü zayi etmek istemeyen insanlarla beraber Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza yani bu şekilde isteyen, kendini geliştirmek isteyen insanların ayak bağları ne olduğunu onlara gösteriyoruz analizlerimizle, testlerimizle. Bak senin ayak bağların bunlardır. Senin yeteneklerin bunlardır. Bak bu sandal burada, altın burada. Onlara göstererek onların daha huzurlu, mutlu, başarılı, bereketli hayatları olmaları için onlara yol gösteriyoruz. Bizim de bu konularda sana yardımcı olmamızı istiyorsan bizimle iletişime geçebilirsin. Hemen bizimle iletişime geçebilmek için yapman gereken şey videonun altındaki linke tıklayacaksın, formu dolduracaksın ve göndereceksin. Eğer bizim programa uyarsan seninle bir test yaparız, bir analiz yaparız. Senin ayak bağların bunlardır, yeteneklerin bunlardır, bunu sana gösteririm. Ve sen de emin adımlarla hedefine ulaşabilirsin. Bunun için karar ver ama. Hemen karar ver. Hemen harekete geç. Videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.